Bir devir sona erdi. İstanbul'daki evinde hayatını kaybeden Osmanlı Hanedanı'nın son üyesi Neslişah Sultan bugün ebediyete uğurlandı. Neslişah Sultan'a akrabaları, dostları, iş dünyasının tanıdık yüzleri yalnız bırakmadı. Neslişah Sultan'a veda töreninde bir Osmanlı geleneği de yerine getirildi. ...1921'de İstanbul Nişantaşı'nda bir köşkte doğmuştu Fatma Neslişah Sultan. Doğduğunda 121 fare top atılmış, dedesi Vahdettin de ismine para bastırmıştı. Osmanlı İmparatorluğu'nun hanedan defterine yazılan son isim de onunkiydi. O defter artık kapandı. Annemizi kaybettik, ne söyleyeceğim? Son sultan Neslişah Sultan'dı. Bundan sonra Osmanlı ailesi devam edecek. Osmanlı soyundan gelenler, Allah uzun versin, uzun ömür versin hepsine, devam edecek efendim Osmanlı ailesi olarak. İkinci Abdülhamit'in yaptırdığı Yıldız'daki Hamidiye Camii'nin avlusu kalabalıktı. Avluda Osmanoğlu ailesi, ailenin yakınları, resmi erkan ve en yaşlı Osmanlı'ya veda etmek isteyen vatandaşlar buluştu. 91 yaşında hayatını kaybeden Neslişah Sultan'ın tabutu başında namazdan önce Yasin okundu. İki tarihçi Murat Bardakçı ve Profesör İlber Ortaylı sona eren devri o sırada habercilere anlattı. Osmanlı ailesi devam ediyor ama hanedan Neslişah Sultan'la dün sabah kapandı. Kendisinin ölümüyle birlikte resmi olarak hanedan üyeliği sona ermiştir. Artık aile içinde devam ediyor. Hükümet ve devlet bu taziyetini resmen bildirmiştir. O statü bitti artık. Yani o kanun. Efendim, taziyeleri Neslişah Sultan'ın Mısır'da yaşayan oğlu Abbas Hilmi ile kızı İkbal Saviç kabul etti. Torunu Davut Hilmi, yeğeni Fazile Bernar, kuzeni Harun Osmanoğlu'yla yine Osmanoğlu ailesinden Kenize Murat ve Osman Mayatepek de oradaydı. Sürgün geçirmiş bir halamızdı. Sonuçta üzüntülüyüz. Törende bir Osmanlı geleneği de yerine getirildi. Kabe'nin örtüsünün Neslişah Sultan'ın tabutunun üzerine tarihçi Murat Bardakçı ve aile üyeleri birlikte serdi. Bunlar 7 kat bohça içinde saklanır ailelerde. Böyle şeylerde, cenazelerde tabutun üstüne örtülmek için kullanılır. Sonra tekrar saklanır. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç da törendeydi. Çok değerli bir hanımefendiydi. Hayattayken kendisiyle tanışmıştım. Fatma Neslişah Sultan'ın cenaze törenine iş dünyasından da pek çok isim katıldı. Neslişah Sultan müstesna bir insandı. Bütün acılarını, sevinçlerini, kayıplarını hanımefendiliği ve sultanlığı içinde yaşadı. Neslişah Sultan'ın naaşı, törene katılan kadınların da en arka sırada saf tuttuğu cenaze namazının ardından eller üzerinde tekbirlerle taşındı. Cenaze arabasına sadece Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün gönderdiği çelenk yüklendi ve Aşiyan mezarlığına doğru yola çıkıldı. Hanedanın son üyesi Neslişah Sultan Aşiyan'da annesi ve kız kardeşinin yanında toprağa verildi.